Hanımefendi! Hanımefendi! Alo, acil ambulans gerekiyor. Tam zamanında olmam gereken yer burası değil. Geç kalmadan yetişmeliyim. Geç kalmak yok artık. Gelip yetişecek olansa o da geldi yetişti. Geç kaldığımı ben bilirim. Yetişeceğimi de. Hem siz kimsiniz? Her insan için nefeslerin sayılı ve ecelin de gecikmesiz olduğunu bilen biriyim. Ecel mi? Ne yani? Ben şimdi öldüm mü? Niye olmasın? Yok, hayır. Hayır. Ben ölmedim. Ölmüş olamam. Yaşıyorum. Daha evden bile çıkmamışım. Topla kendini Tülin. Yemekte rezil olacaksın insanlara. Anneanne, çıkıyorum ben. Anneanne. Anneanne. Neredesin? Neredesin anneanne? Allah Allah. Bu kapı niye açık ki? Yavrum. Anneanne. Neredesiniz? Anneanne, ben hallederdim taksiyi. Niye zahmet ettin? Anneanne, ne oldu burada? Niye ağlıyorsun? Baba, senin ne işin var dışarıda? Duymuyor musunuz beni? Niye ağlıyorsunuz? Anneanne, ne oldu? Bir şey mi var? Olamaz. Olamaz. Doğruymuş. Ölmüşüm ben. Ölmüşüm ben. İlk defa bir ölüm görmüyorsun. Ama bu sefer ölen benim. Benim için her şey bitmiş. Yok olmuşum. Asıl varoluş şimdi başlıyor. Ektiğini biçme, verdiğini güzellikleriyle alma mevsimi. Nasıl yapacağım bunu? Vicdan aynana bakarak, hayatın bir film şeridi gibi akarak önüne serilecek. O her şeyi gösterecek sana. Herkes burada. Sonumu onlar mı belirleyecek? Son hüküm şüphesiz Allah'ındır. Onlarınki sadece şahitlik. Çetin bir hesapta şaşmaz şahitler olacaklar. Kimileri alacaklı olacaklar, kimileri de verecekli olacaklar. Thank you.
bedenin yüzü yerde, ruhun ki ta göklerde. O büyük gün ileride, doğmakta perde perde. Ölüm insanı nasıl da kendine getiriyor, değil mi? Hı hı. Değişmez zannettiklerin nasıl da birer birer uçup gidiyor, bambaşka bir aleme. Evet. Ne kadar aciz olduğunu gösteriyor insana. Bu devasa kudretin karşısında bir toz zerreciği bile değilmişiz. Bunu bir doktor olarak en iyi senin bilmen gerekmiyor muydu? Gerekirdi tabii. Ama ne bileyim, insan kendini kaybediyor bazen. Hayat parmaklarının ucunda zannediyor. Yaradanı unutup yaşatanın kendi olduğunu sanıyor. Tampon alayım. Doktor hanım, nabız çok düştü. Paniğe gerek yok. Ben varım burada. Doktor hanım, hasta eks olmak üzere. Benden izinsiz bu dünyadan kimse gidemez. Hasta sizindir, dikebilirsiniz. Elinize sağlık. Dikkat etsene Hamide Hanım. Batırdın ortalığı. Tamam, toplarım hanımı. Buyurun. Tülin Hanım, müsait misiniz? Evet. Ben ameliyat ettiğiniz hastanın kızıyım. Ha, evet, hatırladım. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Babamın benim için değerini bir bilseniz. Hı, anlıyorum. Ameliyatta bir an kalbi durmuş galiba. Ama o kadar çok dua etmiştim ki Allah onu bana bağışladı. Dua değil hanımefendi. Bu eller kurtardı onu. Böyle boş inançlara takılıp kalsaydık bilimle uğraşmamıza da gerek kalmazdı zaten. Şey, onu demek istemedim. Elbette göreviniz çok kutsal. Ama duanın yeri de apayrı. Sizin babanız da böyle kritik bir duruma düşseydi dua etmez miydiniz? Söyleyecekleriniz bittiyse çalışmam gerekiyor. Kusura bakmayın, rahatsız ettim. Tekrar teşekkürler, iyi günler. Ne oldu Hamide Hanım? Şey düşünüyordum hanımım. Hasta Allah muhafaza o masada kalsaydı onu da siz mi öldürmüş olacaktınız? Ne alakası var canım? Çünkü sizi tanıdım tanıyalı bakıyorum da her şifayı, dermanı, her bir şeyi kendinizden biliyorsunuz. Öyle değil mi yani? Doktorsan sen hayat verirsin hastalara. Aman hanımım. Kudreti kendinizden belleyip de zora sokmayın her şeyi. Gün gelir tersi olur, çıkamazsınız işin içinden. Merak etme Hamide Hanım. Hekim işini iyi yaparsa hiçbir terslik olmaz. Kimsiniz siz? Neden takip ediyorsunuz beni? Tülin, kızım. Sen... Benim yavrum, baban. O kadar çok aradım ki sizi. Sen ne diyorsun ya? Benim babam falan yok. Dur, yalvarın dinle beni kızım. Böyle kestir batma. Her şeyi anlatacağım sana. Bir önünü anlatacağı hiçbir şey yoktur. Git başımdan. Kızım. Kızın yok senin, anladın mı? Sakın bir daha karşıma çıkma. Bak yavrum, neler çektiğimi bilmiyorsun sen. Yalvarırım dinle beni kızım. Her şeyi anlatacağım sana.
Bak neler çektiğimi bilmiyorsun benim. Tülin, ne olur dinle beni. Tülin, Tülin yalvarırım sana dinle. Tülin! Yapamadım. Tutmadı ellerim. Yapamadım. Yapamadım. Ne yaptın anneme, ne yaptın? Kurtaramadım kızım. Yapamadım. Sarhoş, pis sarhoş. Nasıl girersin bu halde ameliyata? Katil, katil. Affetmeyeceğim seni. Katil. Ölsem affetmeyeceğim. Katil, katil. Tutmadı ellerim. Yapamadım. Yapamadım. Niye çıktı karşıma bunca sene sonra? Niye? Sakin ol kızım. Kendine zarar vereceksin. Neden anneanne? Neden? Bir gün bile arayıp sormadı da şimdi niye yaramı deşiyor? Üzülmeye değmez. O adam için gözyaşı dökmeye değmez. Şimdi beni iyi dinle yavrum. Belli ki ya bir çıkarı oldu ya da bizi iyice üzmeye geldi. Söz ver bana. Bundan sonra onu görünce ne derse desin dinlemeyeceksin. Tamam mı? Hı hı. Belki kandırmaya çalışacak seni ama sakın ola ki dinleme onu. Tamam mı? Hı. Biz birbirimize yeteriz kızım. Bugüne kadar onsuz nasıl gül gibi yaşadıysak bundan sonra da öyle yaşarız. Hele onun gibi bir katile hiç ihtiyacımız yok. Allah uzak etsin. Yeter, düşünüp durdum be birader. Kabahat sende. Deseydin ya hepsini ardı ardı. Ağzımı açamadım ki abidin. Korktuğum gibi suçlayıp durmayayım. 15 yıl. Hapisten çıktığımdan beri her gün yanına gitmeyi düşündüm. Bildiklerim doğru değil. Suçlu değilim diyebilmek için kendi kendimi yiyip durdum. Tam izini buldum derken korktuğum başıma geldi. Şöyle düşünme bunları. Ne şuradan büyüdüm kendine gel. Tövbeliyim abicim. O günden sonra ağzıma sürmedim. Hayda. Sana iyice bir haller olmuş ha. Peki. Şimdi ne yapacaksın? Bilmiyorum ama vazgeçmeye niyetim yok. Gerekirse yollarına dikilir beklerim. O benim kızım abidin. Kızım. Kızım ölüyor Raşit. Ameliyata girmen şart. Anne çok içkiliyim. Gözümün ucunu görecek halim yok benim ya. Yollar hala kapalıymış. Açılana kadar hasta nasıl olur bilemeyiz. Doktor gelene kadar kızım canından olacak. Cerrah değil misin sen? Kızımın hayatı senin ellerinde. Tülin gelince annenin ölümünü mü seyrettim diyeceksin ona. Bak beklemek daha doğru. Ben bu halde ameliyat yapamam. Yanlışlık olursa... Kızımı kaybedemem diyorum sana. Bütün sorumluluk bende Raşit. Ya o ameliyata girersin ya da mahvederim seni. Sorumluluk bende diyorum. Katil, katil. Affet Gülen. Affet beni yavrum. Hatalı benim diyemedim. Seni de kaybetmeyi göze alamam.
Tülin. Yavrum. Seninle konuşmamız lazım. Beni birazcık dinlersen her şeyi anlayacaksın. Haline bakınca her şey anlaşılıyor zaten. Para için mi geldin? Önümü adımı duyup peşime mi düştün? Hayır Tülin. Yemin ederim hiçbir şey bildiğin gibi değil. Ben bilmem gerekeni biliyorum. Seni dinlemeyeceğim. Al da aç karnın doysun. Bir daha da beni rahatsız etme. Gerçekleri bilmiyorsun kızım. Bilmiyorsun. Çok sıradan bir kalp ameliyatı ama hasta sıradan olmayınca üstünden tekrar tekrar geçmek şart oluyor. Her zamanki kadronuz hazır olacak. Dışarıdan ekip de isteyebilirsiniz. Tülin Hanım, siz iyi misiniz? Kusura bakmayın. Bu aralar başımda bir sorun var da. Durumun ciddiyetinin farkındasınız değil mi? Hastamız yeraltı dünyasının ünlülerinden. Bütün medyanın gözü üzerimizde olacak. Eğer cidden bir sorununuz varsa başkası girebilir yerinize. Gerek yok. Teşekkür ederim. Sadece sizin için söylemiyorum. Hastanemizin de geleceği buna bağlı. En ufak bir yanlışlık sizi de hastanemizi de uçuruma götürür. Farkındayım Levent Bey. Ama benim neler yapabileceğimi artık öğrenmiş olmalısınız. Dünyada hayat hep tesadüflerle açıklanır. Ama ameliyat masasının başında ben varsam ölüm imkansızdır. İçiniz rahat olsun. Muhallebi yaptım. Tam ağzına layık. Ne düşünüyorsun öyle kara kara? Üf, babamı. Nesi var düşünülecek? Önem verdiğimden değil. Bugün yine gördüm. Gerçekler bildiğin gibi değil falan diyordu. Ne demek istiyor ki? Demiştim sana değil mi? Her numarayı deneyecektir. Sakın aldanma kızım ona. Hem yarın önemli bir ameliyatım var demiyor muydun? Aklını bulandırma böyle şeylerle. Hadi ye de erkenden yat. Ah yavrum. Nasıl da değişmişsin şimdi. Eskisinden de güzel olmuşsun. Hiç endişeniz olmasın. Doktorumuz Türkiye'nin en iyi kalp cerrahlarından bir tanesidir. Ah, işte o da geliyor. Hastamız Hamit Bey'in oğlu Reşat. Babamız sana emanet doktor hanım. Düşmanlarımızı sevindirme. Merak etmeyin. Hastamız hazırdır herhalde. Müsaadenizle. İyi günler. Doktor hanım, iyi misiniz? Bir şeyim yok. Clint. Clint dedim. Ana damar kesildi. Hemşire hanım, tampon. Tampon. Tamam, tamam. Sakin olun, sakin olun. Buyurun. Kan basıncı çok düştü. Hasta şoka giriyor. Pensi ver. Çabuk, çabuk. Hasta eks oldu Tülin hanım. Sus! Ölemez. Ölemez. Ölemez! Basit bir operasyon olarak lanse edilmişti. Allah razı olsun Raşit amca. Eklemleri bir gelişme mi oldu? Elin çok hafif vallahi ha. Ben ne olduğunu anlamadım. Yani her şey normaldi. Geçmiş anda... olsun. Al amca, sağ olasın. Yani bir anda... Hatayı üzerinize alıyor musunuz? Burada lafları çarpıtmanın alemi yok. Şu an acımız taze.
Merhuma Allah'tan rahmet diliyoruz. Cenazeyle ilgili sorularınız varsa oğlu Reşat Bey yanıtlayacaktır. Lütfen, lütfen arkadaşlar. Çarpıtmayın. Merhuma Allah'tan rahmet dileyelim. Acımız çok taze. Lütfen sizler de bize yardımcı olun. Kendini boşuna üzüyorsun kızım. Bu dünyada derman da var, ölüm de var. Anlamıyorsun anneanne. Olamazdı. Benim masamda kalamazdı kimse. Bütün Türkiye duydu neler olduğunu. Bir şeyler yapabilirdim. Kurtarabilirdim onu. Herkesi kurtarmak mümkün olsa... Neyse, önüne bak artık sen. Yarın sabah yine eski türün olacaksın. Unutacaksın. Kariyerine devam etmek için unutmak zorundasın kızım. Haklısın. Ama umarım insanlar da beni eski Tülin olarak görür. Tülin Hanım, bir saniye. Başhekimin emri var. İçeri girmeyin. Çekil yolumdan. Bir yanlışlık olmalı herhalde. Yanlışlık yok Tülin. Burada işin bitti. Seni uyardım. Kafan dolu. Başkası girsin yerine dedim ama... Maşallah, kibirinden yanına yaklaştırmadın hiç kimseyi. Bilerek yapmadım ki. Hata bu. O hatayla sadece kendini değil, hepimizi yaktın. Artık burada çalışamazsın. Tülin Hanım. Size muhtaç mıyım sanki be? Dışarı adımımı atsam 1000 kişi peşimden koşar. Ben Türkiye'nin en iyi doktorlarından biriyim. Anladınız mı? Hiç sanmıyorum. Bundan sonra eczanede kalfa bile olamazsın sen. Çıkartın şunu. Buyurun. Bırak beni. Levent Bey, bunun hesabını vereceksiniz. Tülin Hanım buyurun. Bırak beni. Bırak. Bırak dedim. Tamam kardeş, bana bırak. Sakin olun Tülin Hanım. Kaderde bu da varmış. Sabretmek lazım. Saçmalama Hamide. Ne kaderi ya? Hasta şoka giriyor. Tersi ver. Çabuk çabuk. Hasta eksi oldu Tülin Hanım. Ne oldu yavrum? Konuştun mu arkadaşınla? Evet konuştum. Cerrahi bölümüne birini arıyorlarmış. Buket soracak. Başka yerlere de bakarım. Ama biraz korkuyorum anneanne. O görüntüler gözümün önünden gitmiyor. Nasıl öyle bir yanlış yaptım? Hatayı hep kendinde aramasan daha iyi. Belki eceli geldi adamın. Belki olacağı vardı. Ecel mecel deme bana ya. Bugüne kadar kaderi hep tersine çevirdim ben. Bunda başka bir şey var. Başka bir şey. Hoş gelmişsin, gel bakalım. Aman da hasta mı olmuş bu güzel prenses? Hanım ıspanaklı börek gönderdi Raşit amca. Eksik olma. Sağ olasın. Sen de sağ ol. Hadi geçin bakalım içeri. Şimdi montunu çıkartalım. Evet. Hiç korkma kızım, tamam mı? Sinek ısırığı gibi, hiç acımayacak bile. Hı hı. Biz hazırız Raşit amca. Hayırdır Raşit amca? Bu aralar sende bir haller var. Bir şey lazımsa... Yok bir şeyim yok. Sağ olasın. Bir şeyim yok. Özgeçmişe gerek yoktu. Sizi tanımayan yok bu sektörde. Ama şu an gerçekten kadrolarımız dolu. Yoksa başvurunuzu seve seve kabul ederdim. Başka neden olmasın? Tülin Hanım, açık konuşmak gerekirse sizi alırsam hastane çok hasta kaybeder. Bu yüzden... Anladım. Size tavsiyem bir müddet bekleyin. Olanlar unutulsun. Hem dinlenirsiniz. Konuşmanıza dikkat edin. Sizin tavsiyenize ihtiyacım yok. O Reşat olacak mafya babasından korkuyorsunuz değil mi? Beni işe alırsanız... Saçmalıyorsunuz Tülin Hanım. Böyle bağırarak bir yere varamazsınız. Ben bakayım.
Derdin ne senin? Niye geldin yine? Bu halimi görüp zevk duymak için mi? Duydum başına gelenleri. Konuşmaya gelmedim kızım. Varsa yapabileceğim bir şey... Senden yardım falan istediğim yok. Gölge etme yeter. Kızım. Yeter artık karşıma çıkıp durdun. Rahat bırak beni. Rahat bırak. Reşat Bey. Ben özür dilemek için gelmiştim. Yani böyle olmasını istemezdim. Dua et ki senin bir hatanın olmadığını söylediler. Yoksa art niyet arasaydım yaşatmazdım seni. Ne deseniz haklısınız. Ama aramızda bir düşmanlık varsa işe yansıtmasanız. Senin gibi bir beceriksizden düşman bile olmaz. Sana bir akıl vereyim. Bundan sonra kimseye elini sürme. Beceriksizsen bırak başkaları yapsın. Doktor musunuz? Lütfen yardım eder misiniz? Çok kan kaybediyorum. Arkadaşlar açılın. 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 Bayan doktor. Bayan doktor lütfen. Kan basıncı çok düştü. Hasta şoka giriyor. Yapamam. Hasta eks oldu Tülin Hanım. Yapamam. Nedir bu başıma gelen anneanne? Ne oldu bana? Bu ellerle kaç kişiye hayat verdim ben? Şimdi niye olmuyor? Geçecek kızım, geçecek. Düzelecek her şey. Düzelmeyecek. Gücüm bitti. Dayanamıyorum artık. Neden? Neden geliyor bunlar başıma? Sahip olduğun güç gidiverdi elinden. Evet. Oğullarla birlikte gücümü kaybettim. Demek ki güç de, kuvvet de... Senin asli varlıkların değilmiş. Ama neden? Her şey benim irademle oluyordu. Ellerimdeki güce ben sahiptim. O halde aynı iradeyle ve ellerle bir insanın canına kastettim. Hayır, o bir hataydı. Ama sonuçta ellerin seni dinlemedi ve oldu. O zaman irade bende değilse, suç ellerimdeyse... Niye ben sorgulanıyorum? Mesele sandığın gibi değil. Ya nasıl? Ameliyat edilen hastanın damarını gerçekte ne kesti? Bistüri, yani ameliyat bıçağı. Peki, şimdi o neşteri getirsek ve katil olarak onu suçlasak,
O zavallı metal parçası ne der? Suçu kabullenmez. Kimi suçlar peki? Beni. Niçin? Çünkü benim emrimde olduğunu söyler. Peki, şimdi başa dönelim. O bıçağı harekete geçiren kim? Kimden aldı o gücü ve hareketi? Benden aldı. O zaman sorumluluk kimde? Sorumlu olarak ameliyat malzemelerini mi, yoksa seni mi suçladılar? Beni tabii. Oysa ki bütün güç ve kuvvetin gerçek sahibi Allah'tır. Allah insana cüz'i bir irade vermiştir. İnsan bu iradeyle yapıp ettiklerini sahipleniyor. Kendini kudret sahibi sanıyor. Peki burada ne yapılır böyle davrananlara? Bu şirk sayılır. Yaratıcılık iddia etmek, kadere hükmedici gibi sahiplenmek. Yani ben bu davranışımla hep şirk içinde mi oldum? Evet. Affı yok mu? Hayır. Niye ama? Şirke giren insan sınırsız sayıdaki varlığın hakkına tecavüz eder. Yani? Bunca davacının hakkından kurtuluş olabilir mi? Benim o rastgele söylediğim laflar bu kadar büyük müydü? Şirk Allah katında çok büyük zulümdür. Dünyada da işimi kaybettim, burada da. Her şey son kertede belli olur. Ömür filminin henüz sonuna varmadık. Şunlara bak hanımım. Nasıl da sevindiler. Bugün rızklarının benim elimden geleceğini hangisi bilirdi acaba? Kaderlerinde varmış. Bundan sonra ben de doyururum karınlarını artık. Nasılsa genç yaşta emekli olduk. Maddi durumun nasıl? Arabayı satınca biraz rahatlamıştım. Ama yavaş yavaş o da bitiyor. Bunları yaşamam lazımmış galiba Hamide Hanım. Hatırlıyor musun o halimi? Küçük dağları ben yarattım. Yaşatan benim. Hayat veren benim. Şimdi kendimi bile kurtaramıyorum. Ama gocunmuyorum da. Allah bir musibetle her şeyi gösterdi. Kudret bizde değil, ondaymış. Allah biliyor ya. Bu halini daha çok sevdim ben hanımı. Ben de Hamide Hanım, ben de. Yemek hazır kızım. Canım istemiyor anneanne, sağ ol. Böyle düşüne düşüne hasta olacaksın yavrum. Kalk biraz dışarı çıkalım. Ben iyiyim anneanne. Zaten uyuyacağım birazdan. Anne. Şaşırdım seni görünce. İçeri girsene. Ben de sana gelecektim bu aralar. Tülin'le ilgili konuşmam lazımdı. Ben de konuşmaya geldim. Buyur. Nasıl hiçbir şeyden haber olmaz anne? Nasıl beni başka türlü bilir anlamadım. Ya neler yaşadığımı nasıl bilmiyor bu kız? Hadi senin anlatmana müsaade etmedi. Peki ya mektuplar? Onları da mı okumadın? Her şeyi yazmıştım ona. O mektupları vermedim ki. Ne? Vermedin mi?
Ama neden? 70'ine merdiven dayadım ben. Yalnızlık yaşlanınca çok zor. Tek başına ölmek istemiyor insan. Söyleyemezdim. Annen benim yüzümden öldü desem çekip giderdi. Affetmezdi beni. Kızımdan sonra torunumu da kaybedemezdim. Bunca yıl beni suçladın yani. Peki benim yaşadıklarımı düşündün mü hiç? Neler çektiğimi biliyor musun? Biliyorum. Her şeyin farkındayım. O gün seni zorlamasam doktor da yetişecekti. Sevinç de şimdi yaşıyor olacaktı. Çok yanlış yaptım. Ama mecburdum. Aslında buraya senden af dilemeye de gelmedim. Tülin'in yardıma ihtiyacı var. Biliyorum. Yardım etmek istedim ama azarladı beni. Kovdu. Morali çok kötü. İş bulamadıkça daha da kötü oluyor. Benim de eski gücüm yok artık. Kayıp gitmesinden korkuyorum. Ne yapabilirim diye çok düşündüm ama... Senin eski tanıdıkların vardır. Ona bir iş bulabilirsen... Biliyorum. Sana yaptıklarımdan sonra bir şey söylemeye yüzüm yok ama... O benim kızım anne. Elimden geleni yaparım. Sağ ol Raşit. Teklifimi beğenmediniz mi? Yoksa maaş mı az geldi? Ne diyeceğimi bilemiyorum. Maaş bile almasam çalışırım. Ama bir şey soracağım. Benimle çalışmak nereden aklınıza geldi? Yani olanları biliyorsunuz. Olanlar unutulup gitti. Hem eski bir tanıdıktan tavsiye aldık. O önerdi sizi. Kim o? Yoksa Ertuğrul Bey mi? Üniversiteden hocamdı. İpucu vermem. Orası bana kalsın. Her şeyde anlaştıysak hayırlı olsun diyelim mi? Diyelim. Hayırlı olsun. Sağ olun. Oh, kurt gibi acıkmışım anneanne. Afiyet şeker olsun. Muradın erdin ya ondandır. Yalnız kim beni tavsiye etmiş öğrenemedim. Ertuğrul Bey gibi geliyor ama sağ olsun. Babamdan görmediğim iyiliği ondan gördüm zaten. Şunları bırakıp hemen geliyorum. Sağ ol Abidin. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Tamam. Arada bir uğrarım. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Yeter ki sen iyi ol kızım. Yardıma ihtiyacınız var mı efendim? Aa, Hakan, senin ne işin var burada? Otursana. Babamın yanında çalışıyorum Tülin Hanım. Abidin Bey senin baban mı? İşe yeni alınan doktorun sen olduğunu öğrenince hemen geldim. Ya ben çok şaşırdım inan. Yani birden... Her şey birden oluyor işte Tülin Hanım. Birden geliyorsun, birden gidiyorsun falan filan yani. 10 yıl oldu mu biz görüşmeyeli? O kadar olmuştur. Evet oldu. Bir gittim bir daha da göremedik seni. Zaman ne çabuk geçmiş. Geçmiş de sen hala eskisi gibisin vallahi hiç değişmemişsin. Sen de öyle. Hala eski Muzur Hakan'sın. Yok canım sen de. Var mı hayatında bir değişiklik? Vallahi her şey o kadar ani oldu ki. Yani hayatım birden tamamen değişti.
Oo, demek sonunda beyaz atlı prensini buldun he? Hayatın değiştiğine göre. Yok ya, o yönden demedim. Yani iş hayatım. Olanları duymuşsundur. Evet evet, duydum. Televizyonda görmüştüm. Neyse, artık geride kaldı. Sende var mı bir değişiklik? Yok, bak gördüğün gibi yok, boş. Bunlar sizin Caner. Bu da bizim komisyon. Hı? Yeni cihazlar sipariş ettik. Bu seferkiler pahalıya geldi ama. Hı, bize ne? Devlet düşünsün. Oy diyecek nasılsa. Peki. Bundan bizim payımız ne olacak? Her zamanki gibi. Ama hastalara ne kadar çok verirseniz kar o kadar artar. Orasını merak etme. Uçan kuşa bile taktırırım. Ya bu arada yeni bir doktor aldığınızı duydum. Ünü hiç iyi değilmiş ama. Daha iyi. Buradan başka gidecek yeri yok. Ne dersek yapmaya hazır olacak. He? Okuldan arkadaşın demek. Niye görüşmediniz o zamandan beri? Bilmem. Galiba iş biraz ciddiye binmişti. Evinin doktoru olacaktın ha? Hala geçmiş değil, bekar mı? Aman anneanne, sana da bir şey anlatmaya gelmiyor. Aa, bak o zamandan kalma resmi vardı. Nerede benim yıllığım? Aa, bu ne böyle anneanne? İlk kez görüyorum. Bir şey değil. Ver onu sen bana. Benim yani rahmetli dedenden kalma belgeler var içinde. Kızım ben senin yıllığını küçük odada dolapta gördüm. Git de alıver istersen. Tamam. Adamcağız 3 haftadır burada esir oldu. Kardiyoloğu ayrı konuşur, başhekimi ayrı. Bypass şart dediler, şaştık kaldık. Babamın haline bakan kriz geçirdiğini bile anlamaz. Başka doktora da gittiniz mi? Gitmem mi? Güvenmedim dediklerine. O da bypass falan lazım değil, Allah muhafaza adam masada kalır dedi. Hangi hakta hizmet hanımefendi? Babam bu yaşta nasıl kaldırsın onca şeyi? Haklısınız. Bir yanlışlık olmalı ama... Ne yanlışlığı doktor hanım? 10 kez konuştuk doktorla. Abidin Bey de baktı, etti. O da aynısını söyledi. Bypass kararı çok yanlış. Nasıl diretmişler anlamadım. Bir ilaç vereceğim şimdi, onu kullanın. Diğer meseleyi de sorup soruşturacağım. Merhaba Tülin. Ah, merhaba Hakan. Ne zaman görsen böyle koşturup duruyorsun. Biraz ara versen de yemeğe çıksak diyorum ha. Abidin Bey'le bir şey konuşmam lazımdı ama... Peki. Sanırım önce seninle konuşsam daha iyi olur. Çıkalım mı? Hadi çıkalım. Ne güzel yermiş. Evet. Aa Tülin bak. Dün akşam ne buldum? Fakültede çektirmiştik. Hatırlıyor musun? Hala saklıyor musun bunu? Ay ne çirkin çıkmış böyle. Tülin olur mu öyle şey? Hep güzeldin sen. O zaman da şimdi de. Kusura bakma. Yine gevezeliğim tuttu benim. Senin konuşacağın şey neydi? Hakan. İşin aslı hastanede bazı garip şeyler döndüğünü seziyorum. Bugün bir hastayla konuştum. Kalp krizi geçirmiş daha önce ama durumu çok iyi. Ne ana koroner arterde tıkanıklık var ne yoğun anjina. Ama hiç düşünmeden bypass kararı çıkarılmış. Hasta sağlamken hayatıyla oynanacak. Allah Allah Tülin, bir yanlışlık olmuştur. Yanlışlık değil bu Hakan. Şüphelenince daha önceki hastaları da inceledim. İlk teşhis ameliyat oluyormuş. Bir şey var bunun altında. Hakan,
Neler döndüğünü anlatacak mısın bana? Bak Tülin. Aslında ben de rahatsızım. Bu yüzden babamla da aramız açık ya. Dinliyorum. Babamın para kazanma taktiği bu. Bypass başına 7-8 bin lira para alıyor. Bir de tıbbi cihazlar satan firmalarla özel anlaşması var. Ameliyata kullanılmasa bile hastalar oralara yönlendiriliyor. Cihazlar alınıyor. Kâr da bölüşülüyor. Hastanın cebinden pek bir şey çıkmıyor aslında. Çünkü soydukları devlet. Nasıl yani? Her şeyi sigorta karşılıyor. Yapay kalp kapakları, stentler. Aklına ne gelirse. Gereksiz yere hasta üzerinde kullanılıyor. Hem de bazen fiyatının 10-15 katı fazla paraya. Anlıyor musun? Hastaların sırtından para kazanıyorlar yani. Doktorların da haberi var mı bundan? Var tabii, onları kullanmak zorunda zaten. Babamın baskısından, tehdidinden dolayı ses çıkaramıyorlar. Ve bazıları da seve seve yapıyor. Bu adice bir şey. Tülin? Nereye? Hesabını sormaya. Tülin! Tamam. Tamam Caner, anlıyorum. Bu hafta içi konuşurum. Ben seni sonra arayayım, görüşürüz. Bu ne biçim hastane Abidin Bey? Hekim misiniz siz, dolandırıcı mı? Laflarınıza dikkat edin doktor hanım. Ne demek istiyorsunuz? Bana saf numarası yapmayın. Her şeyden haberim var. Tıbbi firmalarla olan bağlantılarınızdan. Hastaları hiçe sayıp sağlıklarıyla oynamanızdan. Ben de bu konuyu konuşmak istiyordum sizinle. Malum, özel hastane işletmek kolay değil. Kaliteli hizmetinde bir bedeli var. Devlet hastanelerinde sürünüyor insanlar. İyi de siz de burada insanların canlarına kastediyorsunuz. Şu ana kadar ölen kimse olmadı ki. Ayrıca zamanı gelince sizin de yapmanız gerekecek. Ben yapmam gerekeni söyleyeyim. Gidip savcılığa rapor edeceğim. Yaptıklarınız yanınıza kalmayacak. Eğer şikayet edersen dünyayı başına yıkarım senin. Şu kapıdan çıkınca kimse seni doktor yerine koymaz. Babanın hatırı olmasa buraya bile adım atamazdın ya. Babam mı? Ne sandın ya? Adam iyilik yaptı sana. Ama ne bilsin böyle dikbaşlı olduğunu. Sana son kez söylüyorum. Ya benimle kuzu kuzu anlaşıp iş yaparsın... ya da bu iş canına mal olur. Ona göre. Tülin. Tülin bekle. Bırak Hakan. Bir dakika bile durmam burada. Beni öldürmekle tehdit ediyor adam. Yapar da Tülin. Tanımıyorsun sen daha onu. Bir sürü tehlikeli adam tanır. Ne yani? Yanına mı kalsın? Baban diye mi koruyorsun yoksa? Hı? Söylesene. Hayır Tülin. Ben de her şeyi açığa çıksın istiyorum. Ama böyle olmaz. Elinde ne belge var ne bir şey. Bırak sana yardımcı olayım. Beraber altından kalkalım bu işine. Hastane değil, iğrenç bir bataklık. Abidin, babam, doktorlar hepsi birlik olmuş hastaları sömürüyorlar. Öyle düşünme. Belki haksız yere suçluyorsundur babanı. Her şey ortada anneanne. O sokmuş beni bu işin içine. Düşünebiliyor musun? Hayatımı mahvettiği yetmedi, şimdi de beni kullanıyor. Bu adamdan ne zaman kurtulacağım ben? Gel biraz otur. Gel. Gel gel. Ne oldu anneanne? Bunlar nedir? Babanın sana yazdığı mektuplar. Babam mı? Artık bu yükü taşıyamıyorum ben. Her şeyi anlatmam lazım.
İyi günler. Buyurun. Şu adresi arıyorum, biliyor musunuz? Ha, Raşit amcayı arıyorsun sen. Hı hı. Tanır mısınız? Bütün mahalle tanır. Bizim iğneci babamız o. Kimin derdi olsa koşar. Aşağıda bir kahve var. Oraya takılır. Sağ olun. Siz de sağ olun. Pardon, bakar mısınız? Raşit Bey'i arıyorum. Hı hı. İğneciymiş. Tanır mısınız? Tanımaz olur muyum Raşit Baba'yı? Camidedir o şimdi. Götüreyim isterseniz oraya kadar. Çok iyi olur. Buyurun. Sağ olun. Raşit amca başımızın tacıdır bizim. Doktora para yetiştiremeyenler onda alır soluğu. Eskiden doktor falanmış. Öyle diyorlar ama bilmem pek. Siz nesi olursunuz? Bir tanıdığım. Oldu. İçeridedir şimdi. Gir bak istersen. Sağ ol. Allah'ım, sana karşı işlediğim hatalardan dolayı beni affet. Günahım çok, sevabım az. Sen rahmetlerini esirgeme. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Kızıma yardım et. Onu doğru yolda emin kıl. Salih kullarından eyle. Dünyada ve ahirette saadet nasip eyle. Onu bana bağışla. Amin. Tülin. Kızım. Baba, sana geldim. Yaptıklarım için affını dilemeye geldim. Affedilecek bir şey yok kızım. Asıl sen beni affet. Anneannem her şeyi anlattı bana. Affet beni baba. Affet. Çok şükür. Çok şükür Allah'ıma. Baba, babacığım. Kızım. Canım. Yavrum. Seni çok üzdüm. Kim bilir benim yüzümden ne acılar çektin. Geçti artık. Sana bir kere sarıldım ya. O yılların acısı uçtu gitti. Bundan sonra yanındayım baba. Baba? Baba? Baba neyin var? Baba? Yok. Baba? Yok. Baba? Yok 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 bir şey kızım. Heyecandan herhalde. Geçti bile. Yine de bir gün gel de testlerini yaptıralım, olur mu? Olur olur kızım, olur. Olur da... Ya, anlattıklarından sonra... Abidin'in hastanesine mi geleyim? Yüzünü bile görmek istemem onun.
Hem sen orada çalışmayacaksın değil mi? Bak sonra aklım kalmasın sen de. Çalışmam lazım baba. En azından suçunu ortaya çıkarana kadar hiçbir şey olmamış gibi devam etmem lazım. Hiç bilemezdim onun böyle taraklarda bezi olduğunu. Ya dilim tutulsaydı da işe aldırmasaydım seni. Böylesi daha iyi baba. Kim bilir kaç masumun canını yakmıştır. Birinin dur demesi lazımdı. Kendine dikkat et kızım. Hı hı. Ben çıkıyorum anneanne. Tülin, bir konuşalım kızım. Beni affedebilecek misin? Af dileyeceğin başka biri daha yok mu anneanne? Biliyorum. Raşit'e de gideceğim. Ayağına kapanacağım onun da. Ama seni kaybedersem nasıl yaşarım ben? Anneanne ya. Sen bana hem ana hem baba oldun yıllarca. Senden öyle kolay kolay vazgeçer miyim? Merhaba. Demek çalışmaya karar verdik. Ne değiştirdi kararını? İşsiz kalmak kolay değil. Bunu benden iyi kimse bilemez. Hem düşündüm de dediklerinizde haklısınız. Bu hastanenin ayakta durması lazım. Bravo. Yavaş yavaş anlıyorsunuz. İyi çalışmalar o zaman. Tülin, ne yaptın? Bulabildin mi bir şeyler bari? Buldum tabii. O firmalardan birinde arkadaşım çalışıyor. Bu belgeler oradan. Bizim hastaneyle olan ilişkileri kanıtlıyor. Bunlar da bizim hasta dosyaları. İkisi de birbiriyle örtüşüyor. Güzel. Sen emin misin? Yani babanın başına gelecekleri biliyorsun. Biliyorum Tülin. Bir yanım yapma diyor ama... Bu suça ben de ortak olamam. Vicdanım el vermez buna. Hele seni yalnız bırakmaya hiç gönlüm razı olmaz. Efendim? Tülin, kızım yetiş, baban fenalaşmış. Ne? Soru sorma. Neredesin ki sen? Evine gelmiştim, zor açtı kapıyı. Çabuk tamam, ol, tamam çabuk. Anneanne. Hemen geliyorum. Ne diyor? Baban fenalaşmış. Ya. Hemen çıkıyorum. Bunlar sana emanet Hakan. Tülin, bekle istersen ben de geleyim he? Hayır hayır, hiç gerek yok. Hemen çıksam iyi olacak. Tamam. Ne zaman yaptırmıştın bu testleri baba? Bir sene oluyor kızım. Senin bir sene yaşaman mucize baba. Kalbini çok yormuşsun. Acilen ameliyatı almamız lazım. O kadar mı kötü? Sigortan var mı baba? Abidin Bey'le konuşup bizim hastanede yaparız. Hatta hemen gidip ayarlayayım. Bu akşam alalım seni ameliyata. Anneanne, sen başında durabilir misin? Dururum evladım. Tabii dururum. Merak etme baba. İyileşeceksin. Abidin Bey, müsait misiniz? Tabii. Buyurun. Babam rahatsızlandı bugün. Daha önce doktora görünmüş. Testleri çok kötü. Bir an önce ameliyatı almam şart. Ama bunu karşılayacak durumda değiliz. Eğer müsaade ederseniz... Ne demek? Derhal. Ama... Önce şuraya bir imza atman gerekiyor. Bu nedir? Şu bypass kararı. Ameliyata sen gireceksin. Kararda senin de imzan lazım. Bunu sonra hallederim. Önce... Öncesi yok. Sen beni aptal mı zannettin?
Elini kolunu sallayarak belge mi yetiştirecektin ha? Anlayamadım. Ne belgesi? Peki bunları tanıdın mı? Baba, çıkmıyor muyuz? Hakan? Ne sandın ya? Bir oğul babasını satar mı öyle kolay kolay? Sen ne yaptın Hakan? Ne yaptın sen? Güvenmiştim sana. Hani bu suça ortak olmak istemiyordun? Şimdi onca masumun vebalini nasıl taşıyacaksın üstünde? Yazıklar olsun sana. Oğlan oldu. Boyan çıktı ortaya. Şimdi istersen anlaşabiliriz. Bu sefer masadaki kozum dar. Babanı ameliyat ettirmek istiyor musun? İstemiyor musun? Eğer susmayı kabul edersen... Şu kağıda da bir imza atıp işin içine sen de girersen... O zaman babanın hayatını kurtarabilirsin. Babana olan öfkeni tırmandıran sebep neydi? Sarhoşken ameliyata girmişti. Sonuç? Annem öldü. Peki ortada hata mı yoksa bir kasıt mı vardı? Kasıt yoktu tabii. Babam bunu anlatmak için ayağına kadar geldi mi? Geldi. Ama dinlemedin. Evet, dinlemek istemedim. Öfken zanlarını öylesine kirletti ki... İyilik yapmakla yükümlü olduğum bir insanı kovdun. Evet. Çok yanlış yaptım. Peki sonra bu yanlışında ısrar ettin mi? Hayır. Ne yaptın peki? Yıllardır uzak kaldığım, kaybetmek üzere olduğum iki değerle buluştum. Hangi iki değer? Biri vicdanımda küllenmiş imanımdı. Öteki? Babamdı. İkisiyle de buluşunca ne yaptın? Bütün benliğimle, vicdanımla, içimden gelerek Allah deyip dua dua yalvardım. İçten gele gele, aşkla, şevkle Allah diyenin durumu nedir? Nedir? Sonbaharda ağaçların yaprakları nasıl dökülür her esintiyle? Evet. İşte günahlar da böylece dökülür. Dil Allah dedikçe. O anda kayıp giden yıllarıma, günahlarıma çok üzülmüştüm. Ya sebep olana? Ona da üzüldüm. O da burada. Seni dinledi ve duydu. Kıymet Hanım, babayla evlat arasına girilir mi? Girilmez. Peki iftira edilebilir mi? Edilmez ama... Niye ama? Çünkü ben hepsini Tülin'i sevdiğim için yaptım. Böyle yapman Tülin'in öfkeyle büyümesine neden oldu mu? Evet. Kızcağız hep kin duydu babasına. Yani sürekli acı çekti. Evet. Ama durum sonunda ortaya çıktı. O halde gerçeği gizlemenin ne manası vardı? Bilemedim işte. Tülin o öfkeyle inançsız günler yaşadı mı? Evet. Nasihatlerimi bile kabullenmezdi. Peki, o halde ölseydi ne olacaktı? Allah korusun, inançsız olurdu. Sorumlusu kim olacaktı? Bir de o boşa geçen, inançsız günlerin sorumluluğu. Ben hepsini Tülin için yaptım. Tülin için mi, kendi nefsiniz için mi? Yalnız kalmaktan korktum. Tülin de beni bıraksın istemedim. Değdi mi peki? Değmedi. Değmedi. Cahil kafam. Başıma ne işler açtım. 52 bin dolar bir ayda. 73 bin dolar da burada. Bu kadar mı abarttın baba? Sen ne yaptın Hakan? Ne yaptın sen? Güvenmiştin sana. Hani bu suça ortak olmak istemiyordun? Şimdi onca masumun vebalini nasıl taşıyacaksın üstünde? Sık dişini birazcık daha babacığım. Birkaç arkadaşı aradım. Bir şeyler ayarlamaya çalışıyorlar.
Dayan babacığım. Dayan. Allah'ım yardım et bize. Ne olur bir yol göster. Durumu nasıl kızım? Kötü. Arkadaşlarından bir haber var mı? Yok. Kimse yardım etmeye yanaşmıyor. Ne yapacağımı bilmiyorum anneanne. Ben bakarım. Ne işin var senin burada? Tülin, bir dakika dinler misin? Hiçbir şey dinlemeyeceğim. O belgeleri de imzalamayacağım. Yaptıklarınızın hesabını tek tek vereceksiniz. Tülin. Al bunları. Al dedim. Eski hastanemde yer ayarladım. Hemen götürürsek sabah erkenden ameliyata sokarsın babanı. Bunlar rüşvetse... Rüşvet değil. Babamın haberi yok. İnanmıyorum sana. Tülin, al şunları. Bu belgeleri istediğin zaman götürebilirsin savcılığa. Şimdi inandın mı? Dediklerinde haklıydın Tülin. O vebali sırtımda taşıyamazdım. Ama sen de ne olur iyi düşün. Babamın çeviremeyeceği dolap yoktur. Hakkında yanılmamışım. Sağ ol Hakan. Hadi bir an önce kaldıralım babanı. Allah'ım biliyorum her şey sende. Her şey senin elinde. Bana güç ver Allah'ım. Babamın ellerimden kayıp gitmesine izin verme. Bismillahirrahmanirrahim. Neşter. Caner, ne işiniz var burada? Yarın bekliyordum ben sizi. Yarın biz değil, polisler gelecek. Ne demek o? Senin yeni doktor şikayet etmiş hepimizi. Ben de bir şey sandım. Kuru şikayetle ne olacak? Elinde belge olmadıktan sonra. Sen öyle zannet. Aramızda ne kadar alışveriş olduysa hepsini tek tek belgeleyip vermiş. Olamaz ki. Belgeleri aldık elinden. Belgeler nerede? He? Hangi belgeler baba? Çoluğa oyna babana. Tülüne verdin değil mi hepsini? Verdim. Başka bir şey bekleyemezdim benden baba. Ha. Ulan ne yaptığını biliyor musun sen? Babanı sattın ulan. Baba seninle kaç kere tartıştık bu konuyu. Bıraktım dedin. Artık yapmayacağım dedin. Ama abarttıkça abartmışsın. Çoluğun ulan. Sana hesaplı verirsem. Baba bana değil. Ama başkasına hesap vereceksiniz baba. O fakir fukaralar yakana yapıştığı zaman... Bu hesabın içinde ben de olmak istemiyorum baba. Hepsi bu. Namussuz herif. Bir de şahitlik yaparsa işimiz daha da zor. Ne oldu canım? O kadarına da izin vermem artık. Anneanne. Efendim yavrum, buradayım. Müjdemi isterim anneanne. Levent Bey tekrar hastaneye dönmemi istedi. Ciddi mi söylüyorsun? Ah kızım, ne sevindim bilemezsin. Gülün, doğru mu duydum kızım? Ha kızım, doğru mu duyduklarım? Doğru da senin ne işin var ayakta baba? Otur şöyle. İyi misin? Biraz sancıyor ama o da geçer canım. Müjdeni duydum ya, ağrım kalır artık bende. Ne zaman başlıyorsun? Pazartesi gel dedi. Akşam da personelin topluca katılacağı bir yemek varmış. Oraya davetliyim. Senin güzel yüzünü öyle özlemişim ki güzel kızım. Allah o güzel yüzünü hiç astırmasın. Canım babam benim. Canım kızım benim. Canım kızım. Rahmetli ölünce anlamıştım için içinde bir iş olduğunu. Ama böylesi hiç aklıma gelmemişti. Tülin'i işe aldıktan sonra öğrendim gerçeği. O doktor olan değil mi? Evet. Ne şarlatan. Ne aşağılık kadınmış o.
Bihim, bir gün hastaneye hasımlarınızdan biri geldi. İşte tam o zaman anladım. Maksut mu yoksa? Ha, oydu galiba. Tülin'in ağzını biraz arayınca bülbül gibi öttü. Maksutlarla berabermiş aslında. Niyet rahmetli babanı öldürmek. Sen ne diyorsun sen? Vallahi duydu mu diyorum ben. Biliyorlar haberiniz olsa kan gövdeyi götürecek. Öyle bitirmişler işi. Kadın ağzından kaçırınca beni de sağa sola şikayet etmekle tehdit etti. Ama baban sağlam arkadaşımdı benim. Ruhuna ihanet etmem. Allah gani gani rahmet eylesin. Aa, bak taksi de gelmiş. Geç kalmazsın inşallah. Vallahi babam meraklanırsa hasta yatağından kalkıp gelir ona göre. Geç kalmam anneanneciğim. Hadi görüşürüz. Hmm. Güle güle yavrum. Tülin Hanım. Aman Allah. Hanımefendi. Hanımefendi. Alo, acil ambulans gerekiyor. Ecel birdir, değişmiyor. Vakit gelince büyük buluşma başlıyor. Evet. Ne düşünüyorsun geriye doğru bakınca? Önce yanlış bir nefrete saplandım. Her şeyden uzaklaştım. Nelerden uzaklaştın? Rabbimden uzaklaştım. Direkt inkar etmedim ama... Ama? Siz de belirttiniz. Sürekli isyan edip kendimde güç vehim ettim. Doktorluk bilgisini Rabbe karşı bir yaratma şeklinde değerlendirdin. Evet. Ama sonunda değişti her şey. Nasıl değişti? Musibetler hayra dönüştü. Kendi hiçliğimi Allah bana hissettirdi. Neyi hissettin? Son ameliyatımda besmele çektim. Ve uçsuz bucaksız evrende ben bir nokta bile olmadığımı hissettim. Dolayısıyla gücüm, kuvvetim dediğim şeyler de o noktanın içinde bir nokta gibiydiler. Halbuki besmele insanı kendi acziyeti içinde sınırsız bir kuvvete bağlıyor. Evet. Ben onu iliklerime kadar yaşadım. Ama yine de kurtuluşum var mı bilemiyorum. Hastanede o çıkarcı adamlarla mücadele ettin mi? Evet. Milletin hakkını çalmalarına izin veremezdim. İsteseydin onlarla birlik olup sen de çok kazanabilirdin. Evet. Hem dardaydım, sıkıntıdaydım. Ama gözümün önüne onca fakirler, yetimler, darda kalmış insanlar gelince... Alacağın her para aslında onların cebinden çıkacaktı, değil mi? Evet. İşte o tablo gözümün önüne geldi. Ama esas olansa... Neydi esas olan? Buradaki hesaptan korktum. Hesabın nesinden? Burada gizli kalmayacak. Verilemeyen hesabın da bedeli var. O bedeli görmüş müydün? O tahammül edilemez bedeli görmedim. Ama Kur'an'da yazdığı gibi inandım. Ya görseydin kim bilir neler olurdu? Dünyada nefes alırken bile hesap endişesiyle tir tir titrerken burada... Burada da defterlerin uçuşacağı an çok çetindir. Hesap verecek olanlar tir tir titrer. Yıkılmaktan korkarlar. Ya ben de yıkılırsam? Öyle anda imdadına koştuğun eller senin imdadına koşabilirler. Nasıl? İnsan kamu malından hortumlarsa ne olur? Hepsi teker teker hakkını alır. Peki, kamunun hakkını Allah için koruyana ne olabilir? Ona kurtaracak eller mi uzanır?
İhlas ve samimiyetle yaptıysan niye olmasın? Ben samimiydim. Bilemem. Bize göre birdir. İlk varoluş, son diriliş. Bu kutlu yolculukta gaye sonsuza eriş. Her şey bir başka, inancın pembe dünyasında. Beklenilen mutluluk ölümün verasında. Allah'ım, ne olur beni kurtar. Ne olur Allah'ım, bahtına düştüm. Bir medet. Ne olur kurtar beni. Geriye dönecek halim kalmadı. Rahmetimle birlerimi binler yap Allah'ım. Çok şükür Allah'ım. Çok şükür. Sonsuz kere, sonsuz kere şükür. Çok şükür Allah. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Şükürler olsun.